Elimde Darphane tarafından Osmanlı Padişahları serisi için basılmış olan, serinin ilk parası olan Osman Gazi hatıra parayı görüyorsunuz. Gümüş bir hatıra para bu. Paramıza baktığımızda ön yüzünde Osman Gazi'nin portresi var. Alt tarafında 1258-1326 yazılarını görüyoruz ve Osman Gazi yazısı var. Üst tarafında ise Osmanlı Padişahları serinin adı olan Osmanlı Padişahları yazısını görüyoruz. Arka yüzüne baktığımızda Osman Gazi'nin tuğrası mührü daha doğrusu 20 Türk lirası nominal değer olarak basıldığını görüyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti yazısını görüyoruz. Kenarına baktığımızda ise tırtıklı olduğunu görüyoruz bu paranın. Bir de sertifikası var paramızın. Bakalım sertifikasında neler yazıyormuş. şöyle sertifikanın ön yüzünde yine paranın ön ve arka yüzlerini ve Osman Gazi olduğunu görüyoruz. Teknik özelliklerine bakalım. Nominal değeri 20 Türk Lirası bahsetmiştim zaten. Metali 925 eğer gümüş. Çapı 38.61 mm. Ağırlığı 31.10 gram. Mat parlak baskısı var. Tırtıklı olarak basılmış ve maksimum baskı adedinde 3000 adet olduğunu görüyoruz. Bir de sertifikamızın içine bakalım neler yazıyormuş sertifikamızda. Osman Gazi 1299-1326. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi 1258 yılında Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Halime Hatun'dur. Osman Gazi uzun boylu, yuvarlak yüzlü, esmer tenli, ela gözlü ve kalın kaşlıydı. Omuzları arasında oldukça geniş, vücudunun benden yukarı kısmı aşağı kısmına oranla daha uzundu. Osman Gazi şan ve şeref sahibi, heybetli, dürüst, tedbirli, cesur, cömert, kanaatkar, tatlı dilli ve adalet sahibi bir devlet adamıydı. Gerek hususi kazancından gerekse ganimet gelirinden fakirlere yedirip onları giydirmeyi çok severdi. Osman Gazi 1281 yılında Söğüt'te Kayı Boyu Beyliği'nin yönetimine geçtiğinde henüz 23 yaşındaydı. Ata binmekte, kılıç kullanmakta, savaşmakta çok ustaydı. Söğüt ve Domaniç'te 600 yıl 3 kıtada hüküm sürecek olan Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu gerçekleştirmiş, çöküş döneminde olan Doğu Roma İmparatorluğuna, İmparatorluğundaki karşılaştık, karışıklıkların da etkisiyle kısa sürede Anadolu'nun hakimi durumuna gelmiştir. Vefat ettiği zaman beylik Eskişehir ile Bursa arasındaki topraklar, topraklarda hüküm sürüyordu. Doğu Roma İmparatorluğuna ait İznik ve Bursa'yı abluka altında tutuyordu. Osman Gazi babası Ertuğrul Gazi'nin kendisine bırakmış olduğu toprakları en az 3 kat genişleterek oğlu Orhan Gazi'ye bırakmıştır. Osman Gazi 1326 yılında Nikris hastalığından vefat etmiştir. Sertifikanın içinde alt tarafta ise Bursa'da bulunan Osman Gazi türbesinin bir fotoğrafını görüyorsunuz. Osmanlı Padişahları serisinden serisinin ilk parası olan Osman Gazi hatıra parası da böyle. Bir ilk sonraki para olan Orhan Gazi parasını şu an videonun üstünde bulunan linke tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenerek destek olabilirsiniz.